Anadolu'daki Türk yerleşimi. Bu sene 6 Mayıs 12 Mayıs tarihleri arasında 2024 yılı vakıf haftasını icra ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, teşrifleriyle yapılan canlı video bağlantıyla Antakya Sarımiye Camimizin de ibadet ve ziyareti açılışını gerçekleştirmiş olduk. Böylece depremden sonra imar ve ihyasına başladığımız Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan ikinci eserimiz böylece ibadete açılmış oldu. Sizin de belirttiğiniz gibi ilk eser yine Ramazan ayı içerisinde Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Antakya'da Hünkar Mescidi'nin restorasyon çalışmasını tamamlamıştık. Orası da şu anda ibadet ve ziyarete açık durumda. Tabii 6 Şubat ve akabinde 20 Şubat tarihlerinde gerçekleşen depremlerde Antakya çok büyük hasar aldı. Hatay'ın birçok ilçesi hasar aldı ama en çok Antakya ve Defne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 71 tane eserimiz bu kapsamda ya tamamen yıkıldı ya da ağır ya da orta hasar alarak kullanılamaz duruma geldi. Bu eserlerimizin tamamının restorasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamış durumdayız. Bu kapsamda birkaç tanesinin ismini ifade edecek olursak, şu anda içinde bulunduğumuz Habibi Neccar Camii, Antakya Ulu Camii, Kurşunlu Han, Kurtuluş Hamamı, Caferiye Mescidi, Kırıkan Beyazlı İslami Türbesi gibi 71 tane eserimizle ilgili olarak şu anda bir aksiyon almış durumdayız. Tabi deprem bize şunu gösterdi, iki noktada yapılarımızın, bu tür tescilli kültür varlıklarımızın deprem dayanımının iyi olmadığını maalesef çok acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Bir tanesi zeminlerle ilgili konu. İkincisi de bu yapılarımızın depreme karşı dayanımları ya da tepkileri. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak zeminlerle ilgili yapılması gereken bütün iyileştirmelerin neler olduğunu belirlemiş durumdayız. Akabinde yapıların statik açıdan daha depreme dayanımlı bir şekilde devam edebilmesi için, ayakta durabilmesi için statik hesaplar, modellemeler yapılmış durumda ve artık yapılarımızda yükselmeye başladık. Aslında bu süreler, bu ve benzeri işler için normal sürelerdir. Onu da belirtmem gerekir. 2025 yılı içerisinde de geri kalan eserlerimizin neredeyse tamamının restorasyonlarının bitirilmesini planlıyoruz. Şimdi şuradan açıkça görünüyor. Bu mevcut olan ayaklarımız. Biz bu ahşap elemanımızı mevcut taş ayaklarımızın üstüne bastıracağız.